Sevgili Cihan Nüma gönüldaşları, aziz dinleyenler ve izleyiciler, Cihan Nüma sohbetlerinin bir yenisiyle karşınızdayız ve huzurlarınızdayız. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki Cihan Nüma sohbetlerinin konusu ve konukları, iki tane çok kıymetli konuğumuz var. Balkanlardan, Makedonya'dan iki kıymetli hocamızla Yugoslavya dönemindeki Müslümanlar ve 90'lı yıllardaki Yugoslavya Müslümanların durumu üzerine, özelde ise bilge kral, bilge insan, rahmetlik Aliye İzzetbegoviç'i konuşmaya çalışacağız. Konuklarımın özgeçmişlerine geçmeden önce ve tabii ki bu akşamki sohbetimize başlamadan önce, bundan bir hafta önce Türkiye'de elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz İHH gönüllülerinden, genç mühendislerden 4 tane kardeşimizi rahmeti rahmana kavuşturduk. Allah-u Teala onlara gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara da Allah sabır versin inşallah. Bir de bir taziyemiz daha var. Makedonyalı olup da Türkiye'ye ziyarete giden kardeşlerimizin de, bir otobüs dolusu kardeşimiz de bundan bir hafta önce Bulgaristan'da bir trafik kazasında 45 tane veya 46 kardeşimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Bu acı haber bir haftadır Makedonya'daki Müslümanlara bir kara bulut gibi üzerlerimize çöktü. Rabbim bu kazada da rahmeti rahmana kavuşan kardeşlerimize Allah-u Teala gani gani rahmet etsin. Geride kalanlara da Allah sabır versin inşallah. Bu tür kazalarda bir daha tekrar olmasın niyazında bulunarak bu akşamki konuklarımızı size tanıtmaya çalışayım. Profesör Doktor İsmail Bardi. Profesör Doktor İsmail Bardi hocamız 1957 yılında Üsküp'te doğdu. İlk öğretimini Üsküp'te, lise tahsilini ise İmam Hatip Lisesi olarak bizim buralarda medrese olarak geçen Priştine'deki Alaaddin Medresesi'nde, fakülteyi Saraybosna İlahiyat Fakültesi'nde, yüksek lisansını Ankara İlahiyat Fakültesi'nde ve doktorasını da aynı üniversitede tefsir bölümünde yaparak doktora unvanına kavuşmuş bir misafirimizdir, bir hocamızdır. Hocamız farklı kurumlarda çalıştı, farklı kurumlarda hizmet verdi. Bunlardan sadece birkaçını zikredeceğim. Üsküp İsa Bey Medresesi'nde hocalık yaptı. Üsküp İslami Bilimler Fakültesi'nde aynı zamanda felsefe, aynı fakültede dekanlık ve öğretim görevlisi olarak çalıştı bir müddet. 1990'lı yıllarda ve halen hizmete devam etmekte olan Balkan Müslümanlarının en etkili, en çok çalışan bir yayın evi var. Logos A yayın evinin de kurucusudur aynı zamanda. Bosna Hersek Savaşı'nda Bosna'nın Tiran Büyükelçiliği siyasi danışmanı olarak da bir müddet diplomatik bir vazifeyi de deruhte etmişti hocamız. Ulusal ve uluslararası birçok toplantıya, konferansa, çalıştaya katılmış. Yüzlerce bilimsel makalesi vardır. İsmail hocamıza hoş geldiniz diyoruz ve davetimize de icabet ettiği için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz hocam. Hocam mikrofonunuz kapalı galiba. Bilmiyorum. Tamam. Açık. Tamam. Açık. Bu akşamki ikinci konuğumuz, ikinci kıymetli hocamız Profesör Doktor Metin İzzeti hocamız. Profesör Doktor Metin İzzeti hocamız 1970 yılında Makedonya'nın Türkçe ismi Kalkanderen, Makedonca ismi Tetova olan kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tetova'da, yani Kalkanderen'de doğduğu şehirde, İmam Hatip Lisesi'ni ise Üsküp İsa Bey Medresesi'nde, Saraybosna İlahiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırıp orada bir müddet eğitim gördükten sonra Bosna'daki savaşın patlak vermesiyle yatay geçiş yaparak İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne
yatay geçiş yaptığı için İlahiyat Fakültesini İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı fakültede 1998 yılında yüksek lisansa kaydını yaptırdı. Ve Marmara Üniversitesi yüksek lisansını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi'nde de Balkanlarda Tasavvuf Akımları adlı tezi savunarak doktora unvanına kavuşmuş oldu. Profesör Doktor Metin İzzetli hocamız aynı İsmail hocamız gibi birçok kurumda faaliyet göstermiş, hizmet vermiş bir hocamız. Hizmet verdiği kurumlardan sadece birkaçını sayarak yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım inşallah. 2002-2000 yılları arasında Üsküp İslami İlimleri Fakültesi'nde kelam ve felsefe derslerinin öğretim görevliliğini yaptı. 2003'ten beri de Sancak İslami Araştırmaları Fakültesi'nde kelam ve İslami felsefesi derslerine girmektedir. Birçok kurumda hizmet veren hocamız şu anda Makedonya Tetova Üniversitesi'nde sanat felsefesi eğitim öğretim görevlisi, aynı zamanda Yeni Pazar ve Priştine İslami Bilimler Fakültelerinde de İslam felsefesi ve akaid dersleri öğretim görevlisidir. Profesör Metin hocamız telif ve tercüme eserlerine sahip bir hocamızdır. Telif eserleri 15'in üzerindedir. Aynı zamanda yıllardır, yani birkaç yıl önce başlattığı tefsir derslerinin de matbu olarak kitaplaştırılmış hali her ay veya her iki ayda bir çıkmaktadır. Rabbim hizmetine bereket versin inşallah. Metin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun her ikinizden de. Bu akşamki Cehennuma sohbetlerinin konusu malumunuz 90 öncesi Yugoslavya Müslümanları. İsmail hocamla başlamak istiyorum. İsmail hocam, 90 öncesinde siz Yugoslavya'yı yaşadınız. O sistemde doğdunuz, büyüdünüz. Biz de büyüdük, biz de doğduk. Fakat siz yaşça bizden biraz daha ileride olduğunuz için Yugoslavya'yı çok iyi biliyordunuz, tanıyorsunuz. Yugoslavya döneminde Müslümanların durumu hakkında bize neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlarımla bazı kelimeleri Türkçe güzel kullanmayacağım. Kullanmazsam da özür dilerim. Ama konu tabii çok açık bir konu. Ve de müsaadenizle biraz çıkacağım daha Osmanlı döneminde bir el yazısı üzerine konuşacağım. Yugoslavya'da tabii Osmanlılardan sonra 1980'lerde bir el yazısı yazılıyor. Ahvali Bosna. O da el yazısı İstanbul'da bulunuyor. Bu kendi yazarı da Muhammed İsevic. Neden bunu başladım? Bu rahmetli değerli alim durumu bakıyor, ahvali tamam Müslümanların Bosna'nın, bu Osmanlı'nın dönümü yavaş yavaş buradan gidiyor, yerler alınıyor, Müslümanlar muhacir, hicret, bütün bu şeyler. Ve bu da o dönemde sultana mektup yazıyor. Mektup da bu ahvali Bosna'da birkaç konu üzerine, mesela kadiler, şeyler, ama ağlaşıyor ki diyor maalesef çoğu, bunda müsaadenizle, bu el yazısı üniversite bibliotekasında İstanbul'da bulunuyor. Üniversite bibliotekası İstanbul'da, numarası 6647, 44 sayfa bir el yazısı. O da orada bulunuyor. Bu kadar şey var. Kendi tercümeyi de eden burada Ahmet Aliçic, bir Bosnalı. İlginç nasıl ağlaşıyor. Mesela böyle kadiler üzerine bir eleştiri yapıyor. Diyorlar İstanbul'da tahta kim geliyor, dönünce Bosna'da anında kadi oluyor. Ve ondan sonra burada hiç bilmeyerek, zulüm yaparak %90'ı eğitimsiz,
camilerde imamlar aynı şey. Ta ki bu en büyük rütbeli de mesela bir İbrahim Paşa oradaki İvandriç kendi bir kitap, bir romanında, bir eserinde yazıyor. Bunu neden konuştum arkadaşlar? Şimdi gördüm daha fazla din ve konu konuşuluyor. Gerçekten bu zor dönemler, Müslümanlar hiç durmadan sıkıntılı içerisinde. Bazen kendi kendimizde hatalarımızı aramıyoruz. Biz kendimiz biraz haksızlık ettik. Hem dine, hem kendimize, hem diğerlere. Tabii ki Osmanlılardan sonra biliyorsunuz burada binlerce cami, gerçekten binlerce cami yıkıldı. Burada medreseler yıkıldılar, gittiler. Bütün tarih, en önemli şeyleri yok oldu. Ve de yavaş yavaş 1912'den sonra en son çıkan Arnavutluk oluyor. O Bosna Hersek daha önce 36 sene, 35 sene ayrılıyorlar. Hırvatlar ve Slovenler bu Alman mentalitesini, Avusturya ve Almanya birleşmek de bazı bu istiyorlar. Bundan dolayı yavaş yavaş genç Müslümanlar meydana çıkıyor. Ama çok ilginç, genç Müslümanlar kendilerine alıyorlar muhatap ve de biraz çok eleştiri yapıyorlar İslam birliklere. İslam birliklerine bu hatalarından dolayı, çalışmamalarından dolayı, kendileri zayıflıktan dolayı, kötülükten dolayı onları bir eleştiriyorlar ve de onlara tamam bir entelektüel savaş açıyorlar ve bundan dolayı bu genç Müslümanlar da harekete çıkıyor meydan. Bunun daha fazla Hırvat bölümünde de, Tuzla'da, Zagreb'te de. Ondan sonra yavaş yavaş 1945'ten sonra bunlara karşı tamam bir hazırlık komünizm sistemi biliyorlar düşüncelerini. Tabii düşünceleri burada bunların entelektüel ve kültürel çalışmalar üzerine duruyorlar daha fazla. İsmail Hocam, Buyurun. İsmail Hocam, bu Buyurun. Aliya İzzetbegoviç'in kurmuş olduğu Müslüman Genç Teşkilatı ile ilgili biraz sonra o konuya değineceğiz de bu genel olarak Yugoslavya dönemindeki Müslümanlar konusunda tabii söyleyecekleriniz varsa devam edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili yani hem Aliya İzzetbegoviç'i hem de kurduğu teşkilat hakkında biraz sonra size sorular zaten yönelteceğiz inşallah. Tabii burada daha fazla durdum Bosna ile ilgili öyle konuştum. Ondan dolayı daha fazla bunun üzerine durdum. Ama Müslüman Yugoslavya döneminde ve daha önce 1912'den burada yalnız zayıf zayıf gittiler. Yani maalesef alimler yok. Öyle zamanlar oldu ki insanlar bazı yerlerde ki Şitip'te olsun, Struga'da olsun çok az imam, bırak ki alim olsun. Birinci savaş tabii ki medreseleri kapandı ve yok oldu. İkinci vakıflar çalındı. Üçüncü İslam Yugoslavya döneminde nasıl daha önce de her defa her bir sistemde Osmanlılardan sonra her bir sistemle geldi buralarda Balkanlarda en büyük nokta olarak ve korkunç nokta olarak İslam Birliği'ni görüyor. Ve onları kontrol üzerine alıyorlar ve maalesef öyle bir İslam Birliği yaratıyorlar ki daha fazla sistemi yardım ediyorlar. Nitekim kendilerine hem maddi hem manevi olarak. Bosna'da bambaşka bir şey. Makedon Üsküp'te çok çok zayıftı o dönemlerde. O dönemlerde 1945'ten sonra bir iki alim birisinin 45'lerinde ismini unuttum ama ondan sonra Hafız Bedri Hamit geliyor. Çok güçlü bir alim olarak diye ondan sonra yavaş yavaş ben İslam Birliği'ni Makedonya'da Üsküp'te yetiştim. 5-6 kişi hafız, imam, camiler kapanmış, yıkılmış. Böyle bir durum vardı ama bu galiba hepsi bunu biliyorlar. Bundan dolayı konuşmak da gerekmiyor. Tabii ki burada en büyük soru İslam
birliği neden böyle zayıf kaldı? Bence bunların kaynakları daha önce de arama gerekiyor. İslam düşüncesi, İslam organizasyonu, İslam düşünceleri zayıf ve korku ve de büyük haksızlık yaptılar. Müslümanlar kendileri daha fazla haksızlık yaptılar netkin başkaları. Hem metafizik anlamında hem de fizik anlamında. Ama bu Bosna ile ilgili lütfen onu hiç kestim sözümü. Bağlayacağım biraz tekrar. Neden Bosna'da? Niçin? Bosna'da gençler, bu Mladi Muslimani kendi şeyine önünde alıyorlar ve de protesto olarak genç Müslümanları zuhur ediyorlar. İslam merkezleri, İslam birliklerine karşı. Bunlar daha fazla görüyorlar ki onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlar kendileri koruyorlar, dergi çıkarıyorlar ve Yani de toplanıyorlar. zamanındaki Diyanet İşleri'ne karşı genç Müslümanlar bir araya gelip onları bir şekilde hem protesto ediyorlar hem de onların hiçbir şey yapmamalarına karşı bir seslerini yükseltiyorlar o zaman. Yani bu Evet, şekilde bir bunlar bir revolta içerisinde, bir kızgınlık içerisinde. Bundan dolayı onlara hemen hemen her bir yerde bir protesto ve onlardan ayrılmak ve konuşuyorlar ki İslam Birliği kendi hakkını nasıl lazım yapmıyor. Ve onlar daha fazla kendilerini satıyorlar ve de kendilerini İslam Birliği'nin tamam bir mağaza olarak görüyorlar. peki hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi Metin Hoca'ya da sözü verelim. Metin Hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş Metin buldum. Hocam, siz bu Yugoslavya dönemindeki Müslümanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani özellikle İslam birlikleriyle alakalı olmasın da genel olarak Müslümanlar olarak Yugoslavya döneminde Müslümanların durumu nasıldı? Şimdi eski Yugoslav merhabalar yani çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Allah razı olsun. Yugoslavya 1945'te kurulan 1990'lara kadar devam eden Yugoslavya'da Müslümanların yaşadıkları bölgeler genelde Bosna Hersek, Karadağ'ın bir bölgesi, işte Sırbistan'ın güneyinde bugün Novi Pazar, Sancak olarak bildiğimiz bölge, Kosova ve Makedonya. Bu bölgelerde İslami hayat bir resmi olarak İslam birlikleri tarafından veya Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eski Yugoslavya mevcut iken bu bütün cumhuriyetlerin, altı cumhuriyetten oluşan kendi özel İslam birlikleri var. Bunlar da merkezi olan Saraybosna'daki İslam Birliği'ne bağlıydı. Ve dini hayat özellikle yani camiler, efendim medreseler, İslam Bilimler Fakültesi 77'de açılan genelde bu şemsiye altında faaliyet gösteriyor. Eski Yugoslavya'daki sistem doğrudan ibadetle alakalı sıkıntılar yaratmıyor biliyorsun yani genelde biliniyor. Yugoslavya'nın komünist ve sosyalist sistemi biraz diğerlerinden daha esnek bir sistem olduğu için böyle doğrudan dini hayata karışan bir sistem değil ama dini düşünceye ve dini teşkilatlanmaya, dini organizasyona tamamen karşı olan bir sistem ve İslam birlikleri yani Diyanet İşleri genelde bu İslami düşünce konusunda ve İslami teşkilatlanma konusunda fazla bir uğraşı yok o dönemlerde. Onun için formal olmayan yani resmi olmayan halk içerisinde değişik oluşumlar ortaya çıkıyor. İşte genç Müslümanlar da Bosna Hersek'in Avusturya ve Macaristan Krallığı tarafından aneks edildikten sonra çırpınmaya başlayan Müslümanların teşkilatlanması ve komünist döneminde de devam etmeye çalışıyor ama komünist dönemi başladığı zaman onlara karşı hocam söyledi ağır darbe var baştan itibaren. Ondan sonra yeni bir canlanma işte 80'li yıllarda bir canlanma, 75'lerden itibaren bir canlanma var ve bu canlanmayı işte merhum Aliye İzzetbegoviç ve etrafındaki belirli arkadaşları oluşturuyor.
Salih Behmen, Ömer Behmen, işte onun o arkadaşların arasında o zaman zaten Saraybosna'da İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olarak hocamız İsmail hocamız devam ediyor ve bir hafız olarak ve Üsküp'ten Makedonya'dan o düşünceyi onlarla paylaşabilen o kapasiteye sahip olan insanlardan olduğu için o oluşumda mevcut. Bu aslında genç Müslümanların sadece bir teşkilat olarak, gizli bir teşkilat tabii o dönemlerde, biliyorsunuz 83'lerde hapise de giriyorlar. Hocamız da hapise giriyor o zamanlarda. Yani fakat o bana göre o çok önemli değil. Genç Müslümanların ve bu arkadaşların, yani bu bizim önümüzde oturan hocalarımızın bir anlayış yaratıyor. Yani bir ideal ortaya atıyor. Ve bu ideale göre Yugoslavya'da ve işte diğer bölgelerde, Balkanlara, daha sonra Arnavutluğa da sıçrayacak açıldıktan sonra yeni bir düşünce sistemi, yani bir İslami uyanış anlayışı var, düşüncede var. Yani İslami düşüncede bir uyanış var. Onun için 90'lı 84-5'lerden itibaren İsmail hocamız Makedonya'ya dönüyor. O zaman İmam Hatip Lisesi'nde işte hocalığa başlıyor. O zaman zaten ben öğrenciyim. O zaman tanışıyoruz ve orada bu düşünceye, İslami uyanışa hizmet edebilecek eserleri bize tavsiye ediyor. Biraz daha sonra 90'lı yıllara yaklaşırken işte biraz önce sizin de zikrettiğiniz gibi Logos Yayın Evi kuruluyor ve bu Logos Yayın Evi içerisinde yine İsmail Hoca'nın tavsiyeleriyle, daha sonra diğer arkadaşların da tabii ama en başta İsmail Hoca'nın, İslam dünyasının ve Batı dünyasının eleştirel düşüncenin birçok eseri tercüme ediliyor ve Arnavutça'ya kazandırılıyor. Ki mesela 90'lardan itibaren bakarsanız günümüze kadar bu bölgelerde Logos A Yayın Evi'nin yayınladığı eserler diğer bütün bölgelerdeki eserlerden sayı olarak daha çok ve yeni bir uyanış ortaya çıkıyor. 90'lardan sonra bu sistem devam ediyor. Tabii ki 90'lardan itibaren Bosna Hersek'te savaş da başlıyor. Bu savaşın başlamasıyla işte Ali İzzetbegoviç zaten Cumhurbaşkanı oluyor Bosna'da ve savaş da 92'de başlıyor Saraybosna'da ve doğrudan işte bu düşünceye sıcak bir hücum da var. O zaman efendim buyurun. Fiziki bir hücum, fiziki bir tabii ki fiziki bir hücum var ve değişik yerlerde Bosna Hersek'te, Türkiye'de zaten o zaman aslında Türkiye Bosna Hersek savaşı başlamadan önce mesela bizler hakkında pek fazla malumatı yoktu. Ben biliyorum, o zaman öğrenciydim. Nereden geliyorsun? Makedonya'dan. Acaba nerede? Afrika'da mı bir yerde diye soranlar da vardı. Evet. Yani pek fazla malumat yoktu. İşte Bosna Hersek Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç'in düşünce sistemi. Yani bu düşünce sistemi çok önemli. Bu düşünce sisteminin içerisinde ne var? Aliya İzzetbegoviç ve İsmail Hoca'nın işte bize de öğrettiği düşünce sistemine eskiye eski olduğu için doğrudur değil, yeniye yeni olduğu için doğrudur değil, eskinin doğru olduğuna, yeninin de doğru olduğuna doğrudur demekle kurulan bir sistemdir. Tamam, bizim paradigmamız gelenekseldir ama tam Türkçedeki gelenek kelimesi çok hoş bir kelime. Yani kelime yapısı da hoş, çünkü gelene ek. Sadece gelen değil. Aynı zamanda o gelene biz de bir şey ekleyebilelim ve bir yani bazen biz yazılarda da kullandığımız ifadelerden birisi, yani bir tradisyonelle dayalı bir avantgard oluşturmak. Bugün yani o geleneği bugüne has bir şekilde yorumlamak, taşımak ve bugünkü dünyada aslında bir brand olmak. Yani nasıl ki insanlar
Böyle var ya bu giysilerde, yiyeceklerdeki brandleri takip ediyorlar. Biz de takip ediyoruz ister istemez. Çünkü işte küreselleşmenin bir bastırması bu. Aynı şekilde işte İslami düşüncenin de bir brand olması önemli. Temelinde bu düşünce var. Başarabildik mi? Yani şimdi ben fazla uzatmadan yani bu konuda ne kadar başarılı olundu? Bu düşüncenin pek fazla takipçisi olmadı. Ha ama buna rağmen değişik platformlarda değişik İslami teşkilatlanmalar 90'lardan sonra oldu. İşte Türkiye'den de öğrenciler geldi. Suudi Arabistan'dan da öğrenciler geldi. Arap ülkelerinden de öğrenciler geldi. Ve burada bizim bölgelerde, Bosna'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta tamamen karma karışık bir İslami atmosfer oldu. Yani Selefiler de geldi. Efendim İhvan da geldi. İşte ne bileyim Türk İslam düşüncesi de geldi. Efendim ne bileyim işte Türkiye'de nasıl söyleyeyim MGV düşüncesi de geldi. Bütün bu düşünceler bu ortama tabii ki geldi. Müesseselerin zayıflığından dolayı tamamen her tarafa herkes kendi başına bir çalışmayla devam ediyor. Ama yine de bu 90'lardan itibaren günümüze kadar eğer toplu bir analiz yapmaya çalışırsak Makedonya, özellikle Makedonya'yı kastedeyim. Şimdi Bosna biraz daha o tarafta kaldı. Bosna'nın aslında siyasi durumu da çok karma karışık. İslami açıdan, özellikle İslami entelektüellik açısından Bosna'da biraz daha durum daha iyi. Bizlerde ise yani İslam bilimsel açısı, İslam epistemolojisi, İslam entelektüelliği yani toplumda kendisini göstermiş bir durumda değil. Yani Arnavut bölgelerini kastediyorum, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta. İslam Müslümanlar hayatlarına değişik şekillerde devam ediyor. Ve eğer sorarsanız yaşadığımız dönemdeki ihtiyaçlara ileriye doğru mevcut olan karşılaşacağımız sıkıntılara hazırlıklı bir şekilde girebilecek miyiz? Hayır diyorum. Giremiyoruz. Fakat benim düşüncem sadece Makedonya için değil, Türkiye için de aynı düşünüyorum. Yani sadece Makedonya'da değil. Çok affedersiniz yani biz eğer hala yani İslam düşüncesi konusunda ortak bir ideal yani Ali İzzet Begoviç hakkında devamlı konuşuyoruz. İşte o senelerde ortak bir ideal konusunu ortaya attı ve biz o ideal üzerinde hala Aliye'yi zikrediyoruz. Acaba o Aliye'nin ortaya koymuş olduğu ideal bugün için de geçerli midir? Yoksa biz bu gelene ne ekleyebildik? Yaşadığımız toplumlarda Türkiye'de, Arabistan'da yani iki kardeş, üç kardeş, beş kardeş birbirisini diğerinden daha Müslüman hissederek diğerine karşı hareket ediyor. Yani bu şöyle bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor bizi. Acaba biz o Mehmet Akif'in sözündeki Kur'an'dan alıp ilhamı asrımıza indiremedik mi İslam'ı? Çünkü eğer indirseydik o zaman insanlar bu Allah'ın dinini hayatlarına, en azından biz Müslümanlar hayatlarına daha doğru bir şekilde taşıyabileceklerdi. Biz İslam'ın tam o nüvesini yaşadığımız dönemde maalesef hala kuramadık. Hepimiz beraber kurmak zorundayız. Biz burada da nasıl yapacağız sorarsanız, çünkü genelde biz tenkit ediyoruz, konuşuyoruz, analiz ediyoruz, tahlil ediyoruz ama
Nasıl yapacağız? Tabii ki Kur'an'a ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun bir şekilde yapılır bu. Fakat Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünnetini, Kur'an-ı Kerim'i günümüze taşımak için mutlaka günümüz kalıplarını uygun bir şekilde bilmemiz lazım. Yani felsefeyi, psikolojiyi, sosyolojiyi, günümüz pedagojisini ve buna benzer bilimleri günümüzü teşhis eden, günümüz insanını teşhis eden konuları derinliğine sadece yüzeysel olarak değil, sadece deskriptif olarak değil, analitik bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ve Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünnetini bu kalıplarda sunmamız lazım. Çünkü Kur'an ve sünnet evrenseldir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem insan-ı kamildir. Üniversal bir insandır ve onu her döneme taşıyabiliriz. Ben bir ayeti celiyle hafız dediniz, hiç ayet kullanmadık. Zamandan kazanmak için kullanmadık. Mesela İbrahim suresinde Allah-u Teala'nın çok bize bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Elem tera keyfe daraballahu metelen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin asluha thabitun ve fer'uha fissema. Acaba düşünmüyor musunuz, görmüyorsunuz ki Allah-u Teala size bir örnek veriyor, bir darbi mesel veriyor. Nedir bu? Güzel kelime, kelime-i tayyibe, aslında kelime-i tayyibe bir canlı kelimedir, canlı bir organizmadır. İşte Kur'an'da, sünnette ve onların her dönemde mevcudiyeti o keşeceratin tayyibetin, o güzel bir ağaç gibidir. Nasıldır bu güzel ağaç? Asluha sabitun. Kökleri sabittir. Yani köklerimizi bilmek zorundayız. Köklerimizi sökerek hiçbir yere varamayız. Kökümüz önemlidir. İşte o kökümüzün içerisinde bizim Hazreti Peygamber Efendimiz'den itibaren günümüze kadar gelen o kültür mirasıdır. Dini kültür mirasıdır. Yani bu bağlamda konuşacaksak. Ve fer'uha fissema. Dallar da göklerdedir. Yani dallar günümüze yansımak zorundadır. Eğer bu köklerin dalları günümüze yansımazsa o zaman boştur. Tu'ti ukuleha kullahinin bi'izni rabbiha. Bu ağacın meyvelerini her dönemde, işte universal dedim ya, her dönemde Allah'ın izniyle bu ağacın meyveleri yenir. Ve yadribullahu lemthale linnâsi leallehum yetezekkerûn. Allah-u Teala bu darbi meseleleri insanlara veriyor. Neden? Hatırlasınlar diye. Yani bilmedikleri bir şey değildir. Sadece yatay olarak bir araştırma değil. İçeriye doğru, dikey, vertikal olarak bir araştırma yapabilmeleri, içlerine girmeleri, kendi içini işte men araf hadisi şerifinde söylendiği gibi kendimizi, içimizi tanıyarak sadece sahayı değil, kendimizi ve sahayı beraber tanıyarak belki başarılı olabiliriz. Teşekkür ederim. Metin Hocam, İsmail Hocam, evet konuşulacak çok şey var. Geniş bir konu bizim seçtiğimiz konu. Fakat ben biraz daha özele inmek istiyorum. Özellikle sizden de bu konuda istirham ediyorum. Yani bu konu üzerinde kalmaya çalışalım inşallah. Özellikle Yugoslavya döneminde Metin Hocam da az önce ifade ettiği gibi yani Yugoslavya dönemindeki o zamanın sosyalizm sistemi Ali İzzet Bogoviç'e gazetecilerden birisi Yugoslavya döneminde soruyor siz daha ne istiyorsunuz bu devletten bu hükümetten diyor işte camileriniz açık her şeyiniz açık kimse sizin ibadetinize karışmıyor diyor gazetecinin biri Ali İzzet Bogoviç'in de verdiği cevap çok müthiş evet camilerimiz açık fakat camiye giden yollar kapalı. Şimdi İsmail Hocam sizden şu konu hakkında bize bilgi vermenizi rica ediyorum. Çok kısa olmak şartıyla geçmişteki bizim dedelerimizin, bizim hoca efendilerimizin yaşadıkları acı ve ızdırapları tekrar hatırlayarak orada kalmak niyetinde değiliz. Fakat hiç olmazsa siz aynı zamanda Üsküp'te hem hafızlık yaptınız, İmam Hatip Lisesi'ne gitmeden önce de bildiğim kadarıyla bir eski usul, medrese usulünde de bir hocalardan ders aldınız.
O zamanlardaki Müslüman hocaların, Müslüman ailelerin, İslam'ı yaşamaya çalışan insanların zamanın sisteminden gördükleri zulüm, eziyet, işkenceler. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çok kısa olmak şartıyla. Çünkü daha Aliya İzzetbegoviç'i size soracağız. Gelen sorularımız var arkadaşlarımızdan, seyircilerimizden. Lütfen buyurun. Arkadaşlar, Metin Hocam'a teşekkür ederim kelimelerden dolayı. Çok Allah razı olsun. Böyle, müsaade ediniz biraz daha özgür konuşalım. Sorulara hiç, bazen duruyoruz ve bu soru, bu metot bazen bir hiç durmadan eleştiri yapıyorum. Neden? Müslümanlar böyle, kendilerini hiçbir defa yahut ki zor belki de, kendilerini bilmediler ve İslam'ın önemini nasıl lazım kullanamadılar. Ne zaman haksızlık özgürlük istiyorlar, ne zaman özgürlük haksızlık kendileri yapıyorlar. Mesela o dönemde ben bazen o kadar büyük şans yasak bazı şeyler biliyor musunuz? O da çok büyük şans Müslümanların. İçin kalbi, ruhi hiç durmadan Allah'la temastadır. Kutsalla biz temastadır. Biz onu kullanamadık. Neden? Belki de zayıflık yahut ki biraz primitif düşünce ve ne bileyim. Yahut ki dünya ne size bize ne istiyor versin onların üzere koşuyoruz ve istiyoruz. Bu mentalite zararlıydı. Ve de genç Müslümanlar olsun. Babalarımız burada belki de genç Müslümanlar gibi Saraybosna'da değildi. Ama burada her ne kadar eğitim daha zayıftı. Bu da büyük sorudur. Burada neden, niçin, nasıl Müslümanlar böyle bir şey bir halde kalsınlar? Düşünmüyor musunuz? Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Üsküp, Priştina, Tirana. Hiçbir yazı yazılmıyor. Hiçbir yazı yazılmıyor. Yalnız birkaç dergiler yazılıyor. Entelektüel durum hiçbir yerde. Diğer tarafta Müslümanlar, alimler ne kadar nasıl ise bazı özgürlükler istiyorlar. Onları da bulmuyorlar. Neden? Özgürlük aranılmıyor ki. Özgürlük hiçbir defa. Bence en lezzetli bir şey haksızlık insanı zaman yapıyor. Ve burada bir şey olabilir. Özgürlük Allah'tandır ve kendimize. O özgürlüğü hiçbir defa kullanamadık. Saraybosna da aynı şey. Üsküp'te de aynı şey. Siz biliyor musunuz? Üsküp, Saraybosna Diyanet İşleri yalnız cenazeler için daha fazla konuşmuşlar. Cenazeyi nasıl yıkayacak? Gusül ve sünnet. Başka bir şey yok. Problemler. Mesela ilim, tesavvuf, felsefe. Biliyorsunuz burada yalnız bu hicaptan dolayı yıl seneler Müslümanlar harcadılar. Kızlarını eğitime götürmediler. Bunlar bu sorular bizim içerimizdedirler. Başka yerde aramak belki de biraz zayıf olur bizim için. Evet. Metin Hocam. Yani ben biraz önce o sizin söylediğiniz konuya değindim. Yani İslam Birliği'nin şemsiyesi altında olmayıp da formel olmayan toplumda gelişen başka bir teşkilatlanma var. İşte o teşkilatlanmanın içerisinde belirli camilerin etrafında belirli hoca efendilerin gayretleriyle oluşturulan böyle medrese usulü okutulan İslami ilimler var. İşte İsmail Hoca da Üsküp'te okudu. Biz de yani burada Kalkandelen'de işte Cemil Efendiler falan, Ata Efendiler Üsküp'te, efendim Feta Efendi Rauflar, daha sonra Kemal Efendi Aruçi, efendim Hafız İdris Efendi, Kalkandelen'de Cemil Efendi, Bedaet Efendi, daha geç dönemlerde işte Garip Efendiler, Rafiz Efendiler, yani benim yetiştiğim hoca efendiler. İşte medrese usulü bildiğimiz gibi emsile, bina, avamil şeklinde işte bu medreselerden okundu ve o ciddi bir işti o da. Fakat tabii ki toplumda böyle toplumu sarsabilecek durumda konular değildi bunlar. Tabii bu eğitimin kendi sıkıntıları da vardı. Çünkü
Yani muhafazakar, kendine kapanma, topluma katılamama ve fire verilecek korkusuyla hiçbir oluşuma, sosyal oluşuma katılamama meselesi, yani eğitime gitmeme, sosyal olaylara katılmama. İşte ben hatırlıyorum, benim dedem rahmetli hocasından duymuş, yap ne yaparsan çocuklarını avukat yapma, yani hukuk fakültesine gönderme. Yaparsan işte tabip yap, tıp fakültesine gönder, çünkü devletle problemi olmaz. Hukukçu olursa efendim devletle problemi olur, felsefeci olursa devletle problemi olur. Böyle sıkıntılar vardı ama yine de bu hoca efendilerin özel emekleriyle, tabii bunların özel emekleri, zikrettiğim hoca efendilerin, yani işte iki tane konuşmacınız da böyle bir medreseden, diğer okullardan, okulların dışında böyle bir medreselerde de okuyan öğrencilerdendir. Allah razı olsun. İsmail Hocam, şimdi direkt Aliya İzzetbegoviç'e geçmek istiyorum yani. Allah rahmet etsin. Sizin Aliya İzzetbegoviç'le çok yakın mesainiz var. Onun dizinin dibinde, onun sohbetlerinde bulundunuz. Bazı çalışmalarında birlikteydiniz. Aliya İzzetbegoviç'le tanışıklığınızı, tanışmanızı ve Aliya İzzetbegoviç'i kısaca nasıl tanıtırsınız bize? Siz onunla nasıl tanıştınız ve onu bize nasıl tanıtırsınız? Arkadaşlar, hiç o şablonlarına çıkamıyoruz ama tamam. Böyle. Konumuz bu hocam. Herkes ya, bunu anladım, bekliyor. Anladım. Bu var. Yani biz ya, başka konuları inşallah başka akşam yok, yok, yok. Dil mesele. Bu konular her defa. Mesela insan ölmeden biz anlamıyoruz ki. Sormuyoruz ne zaman öldü, nasıl. Tamam. Ben burada bir klasik medresede Hafız Ediz Efendi Sinan Dayı'nda eğitimimi, orada hepsimi ve de çalışmaları. Ondan sonra düşünebiliyor musunuz? Hiçbir alakam, Boşnakçen dili yok, kitaplar gelmiyor burada. Müslümanlar Arnavut'a ya Türkçe ve Arnavutça konuşuyorlar burada. Makedonca'yı da az bilenler. Ve bana böyle medreseden sonra bir karar aldım. Doğrusu tıbba gitmek istiyordum. İlahiyatçı olmak istemiyordum. Kızgınım ilahiyatçılar. Şimdi de kızgınım. Niçin bazen ilahiyatçılar cenneti bu dünyada satmak istiyorlar. Maalesef öyle bir şey oluyor. Ve ben tamam, kabul, ilahiyat bu fakültelerde bazı yerde kabul etmiyordular. Yalnız medresenin olayı da Saraybosna'da. Arabistan'a gitmedim. Saraybosna'da 1980'lerde tesadüfen benim de hiçbir bir portre çizememiştim. Bilmiyordum ki Saraybosna'da nasıl durum. Tabii ki komünistleri daha fazla anlıyordum. Korkacaksın, konuşmayacaksın, yavaş yavaş konuşacaksın. Şimdi de sizinle konuşmak, bazen diyorum kim duyuyor bizi, kim konuşuyor bizi, Allah korusun. Ve bir akşam bu Ocak, Yanvar, Ocak mı? Ocak. İkinci ayın sonunda ben İlahiyat Fakültesi'ne akşam cumartesi günü ya pazar orada bir misafirle gördüm. Tabii ki Aliye ile hiçbir şey bilmiyordum ismini. Arkadaşlar da İlahiyat Fakültesi'nde ismini anmazdılar. Konuşulmuyordu. Pek çok biliyorsun yazıları daha önce o kendi ismiyle yazmıyordular. LSB ismini yazardılar. Bu çocukların küçük harfleri. Ben de orada tanıştım. Ondan sonra şimdi insanlara daha bu çok özel şeyler. Orada tanıştım. Biraz bir hafta sonra tekrar bir arkadaş Hasan Çengiç rahmetli de aramış, İsmail'i bak al görüşelim beraber. Ondan sonra her hafta böyle görüşüyorduk, bazen her hafta bazen o da şey izole bir adam, çıkmak kütüphane, sonra komünizm var ya, böyle çabukluk, telefonları yok. Çok güzel bir hayat idi. Vaktimiz daha fazlaydı kalp için, ruh için, akıl için, korku için, dahi bir şey için değil. Şimdi hiçbir şey için korkmuyoruz. Şimdi Allah korusun. Ve her hafta konuşuyorduk. Konular, mesela bir soru. Ya İsmail, siz orada aşağıda Üsküp'te, Makedonya, biz her defa aşağıdaydık. Hem Türkler için hem Başnaklar için aşağıda ve o ortada kaldık. Allah korusun. Nasıl durum? Hiçbir şey, cenazeler var. Çocuklarımızı sünnet ediyoruz. Camiler kapalı. Müslümanlar cennet
Cennet, cehennemi camide. Tabii çok güzel konuşmak. Eğitim gidilmeyecek hicabdan dolayı. Tabii bunlar korkunç bir şey. O da çok üzülüyordu. Doğrusunu Metin hocamız da dogmadan da üzülmüş galiba, üzülüyordu ki ben de üzülüyorum. Ya, arkadaşlar ben konuşuyorum, bu iki arkadaşımı ben burada görüyorum, benim canımdır onlar ikisi ve onları isimle her defa hitap ediyorum. Şimdi biraz sıkıntılı içerisindeyim. Onun için hem seviyorum ve lütfen bazen bir hangi boşluk var bırakırsam özür dilerim. Yok ki Allah korusun, çok seviyorum. Bu idi bir. Ondan sonra yavaş yavaş orada tanıştım. 1980'lerde Rüşit Birgöz'e rahmetli, o 83'te çıkan hapisten, o dönemde onu biraz fazla Hırpaladılar. işkence yaptılar ve o öldü. Ondan sonra Hüseyin Cival, o dönemlerde Kamran Kaptanoviçleri, Ömer Behman, Sari Behman'ı Mostar'da tanışmıştım, evde gitmiştim, diğerleri de diğerleri de var. Tanışmıştık, konuştuk Müslümanlarla ilgili. Neden böyle kendi kendilerini bilmiyorlar? Bir olay anlatacağım. 1981'de bir delegasyon Türkiye'den geliyor orada. Radyo, televizyon galiba. Ve de Salih Behman rahmetli çok ısrarcı. Yani bir kelimeyi 100 defa kullanırdı, bir şey isterdi. O da çok çok güzel yazardılar. Ve de radyo bu sorumluğa soruyor böyle. İsmail tercüme et. Benim de Türkçem zayıf da hatalarla konuşuyordum ama onlardan daha iyi konuşuyordum. Dedi sor ya, nasıl Türkiye saat 12'de haberleri gündüz Boşnakça veriyor, Sırpça veriyor. Lütfen onlar 8'de, biz Türkiye için bilmek istiyoruz. Öylesi 12'de gündüz kim haber dinler? Mesela görüyor musunuz bir incelik burada, bilemiyorum nasıl onu söyleyebilirim bu inceliği. Bekle diyebilirsin, ne var? O dönemde önemliydi. Ve bu da var. Bu cemaat demiyorum, grup. Çok ilginç, kültürlü ve inanılmaz derecede tolerant kelimeler kullanırdı. Ben hiçbir defa duymadım ki eleştiri yapsın milliyetçi olarak, yahut ki Sırpları hakaret etsin, yahut ki Hırvatları hakaret etsin. Maalesef onlar hiç durmadan öyle bir eleştiri yapıyorlar. Bunu konuşuyorum ki hem güzel olduk ama kimse anlamadı. Onun için genç Müslümanlar galiba zamanı, anı biliyordular. Veya zamansız, zamandan uzak kalmazdılar. Bir eskatolojik problemi biliyordular, nerede onun yeri. Bundan dolayı diyorum ki onlar yeter çalıştılar ve de onların yazıları savaştan önce çok daha iyiydi. Savaştan sonra çok özgür yazılar oldu. Ve doğrusunu bazen okuyorum, bazen okuyamıyorum. Metin Hocam, Allah razı olsun İsmail Hocam. Metin Hocam, Aliye ile ilgili sizin ekleyebilecekleriniz var mı İsmail Hocam'ın söylediklerinin üzerine? Tabii ben Ali Eyzet Begoviç'i İsmail Hoca vasıtasıyla tanıyorum ve daha sonra kitaplardan tanıyorum. Yani bu konuda tabiinim ben. Sahabilerden değilim. Yalnız şu önemli, doğrudan sıka rivayetleriyle tabiinim. O dönemi yaşayan bir hoca ile, ben İsmail Hoca ile özellikle burada olduğu zamanlarda yanında en çok duran talebelerdenim. Yani Ebu Hureyre'yim o konuda da. Onun için şöyle bir şey öğrendik. Yani Ali İzzet Begoviç'in sisteminde bir şey var ki bize aktarıldı. İslam bir hayat sistemidir. Yani bunun içinde ibadet var, bunun içinde ahlak var, bunun içinde akide var, itikat var, bunun içinde kültür var, bunun içinde sanat var, bunun içinde felsefe var. Bütün bunlar aslında İslamidir.
Yani sadece fıkıh İslami'dir, sadece akaid İslami'dir düşüncesi değil, İslam'ın hayatın tüm alanlarına yansıdığı düşüncesi Ali Ezzet Begoviç'in belki yaşadığı dönemde ve bizim için en iyi şekilde ortaya koyduğu ve bize kadar gelen düşüncelerin başında yer almaktadır. Ve biz hala bugün mesela bizim toplumlarda bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktayız. Yani hala Müslümanlar sanattan haberler, yani tabii istisnaları kastetmiyorum ama sanat denildiği zaman bunun İslamiliğini tartışıyorlar. Efendim felsefe denildiği zaman veya buna benzer şeyler. Ali İzzet Begoviç revolüsyoner, yani inkılapçı bir şekilde. Çünkü bu kendi toplumunla karşı karşıya getirebilecek konulardan birisi. Ama o bu düşünceyi ve bu, yani İsmail Hoca da onlarla beraber bu arkadaşlar grubu, bu cemaat nasıl derseniz deyin, bunu ortaya koydu pragmatik bir şekilde. Hem teorik olarak söyledi, hem de hayata taşıdı, hem de yanlarında insan yetiştirdi. Çünkü free thinker olarak, serbest düşünür olarak konuşmak kolaydır. Ama arkana insanlar yaparak bir kaldırım sermek, taşlar koymak, yani buradan yürünecek demek, bunlar biraz daha zordur. İşte Ali İzzet Begoviç de, İsmail Hoca da bu şekilde hem teorik olarak ortaya koydukları bir düşünce var ki İslam hayat sistemidir. Hem de bu İslam'ın bu boyutunu belirli çevrelere taşıdılar ve o çevreler hala tabi oluyorlar. Müsaadenizle bir şey burada, müsaadenizle affedersiniz biraz daha şey, mesela Türkiye'den gelen ve de 83'ten sonra, daha önce bilemiyorum Türkiye'de ne yazıldı, nasıl yazdı, gazeteleri görmedim. Ama Türkiye'den gelen çok ilginçti. 1984'te hapistan, 1983'te hapislaya hapiste girdiler. Bu 130-150'den fazla takip alındı. 13 kişi hapiste kaldılar. Ali'den ve Ömer Behman, Salih Behman, diğerleri de Melike Salih Begda, Bosnevi. Ama ondan sonra Türkiye'den çok ilginç bir dostumuz geliyor ziyarete Saraybosna'da. Ben o anda Saraybosna'da değilim, Üsküp'te. Ne zaman geldim, Saraybosna'ya döndüm. Arkadaşlar söyledi, İsmail de Türkiye'den bir arkadaş geldi. O da Mahmut Kılıç Erol. Ve de ondan sonra biz anında İstanbul'a gittik. Mahmut Bey'le, Mahmut hocamızla görüştük. Ve aynı Numan Bey'le, Numan Kurtulmuş Bey'le. 1984'te düşün. Yalnız onlar, mesela diğerleri de tabii ama bilemiyorum. Onlar ikisi geldiler. Sonra yavaş 1990'larda Süleyman Gündüz vardı, diğerleri de, ama onlar ilk Türkiye'den geliyorlar. Yugoslavya'da. Onlar da milli görüş camiası oldu. Bu konularda hassasiyet gösterir. Evet. Bu konularda hassasiyet gösterir. Ben onları entelektüel olarak görüyordum. Milli görüş bilemiyordum. Tabii. Evet. İsmail hocam, şöyle bir soru aklıma geldi. Aynı zamanda bir arkadaşımız da bir arkadaşımızın da sorduğu soruya bağlı olarak şu soruyu sorayım. Tabii biz Arnavutlar, yani Makedonya'da, Balkanlar'da yaşayan Arnavutlar, Ali İzzet Begoviç'ten çok geç haberdar olduk. Aynen diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar gibi. Peki siz Bosna'da uzun süre yaşadınız, orada kaldınız, eğitiminizi orada tamamladınız. Yani Boşnak Müslümanlar Ali İzzet Begoviç'in ve onun yarattığı veya geliştirmek istediği farkındalıktan, o hareketlilikten haberdar mıydılar? Yani onlar Ali İzzet Begoviç'in farkında mıydılar? Hayır, öyle bir şey, biliyor musunuz, bazen sorular, hayır. Daha önce var bir Lepeza Müslüman entelektüeller olarak vardı ve onlar tabii ki yazıları çok kontrol içerisinde geçen yazılar, ama güzel korespondansiya bu hayatla, ilimle, düşüncelerin vardı. Mesela 1984-83'ten hapisten sonra çok
Bilemiyorum sayısını ama yazılar gazetelerde yazıldı ve de bazen Boşnak Müslümanlar bu kardeşlik, Bratstvo, nasıl bütün Kardeşlik hocam neyse, birlik. kardeşlik, birlik şeyi bozuyorlar. Çok eleştiri yapıldı. Çok eleştiri yapıldı. Ama bu da doğal olarak sadece Bosna'nın tarihi, biraz önce konuştum ya, Bosna'nın tarihi çok sıkıntılı ve o sıkıntıları şimdi biz görüyoruz. Ama yavaş yavaş düşünebiliyor musun? Bu Belgrad'dan önemli insanlar bu bu Müslümanların hapiste olduğu için eleştiri yaptılar Yugoslavya sistemini. Sırplar vardı. Kosta Çavoş mesela, şimdi bir tane hatırıma geliyor. O da çok önemli. Diğer entelektüeller. Ama Saraybosna'da bu yıkıldığı zaman Yugoslavya'da başka bir şey çıktı. Ya devlet kuracak, yıkılacak Bosna. Ondan sonra de ihtiyaç duyuldu ki öyle bir şey olsun. Peki hocam, bize gelen arkadaşlardan, seyircilerden bir arkadaşımızın sorusu var. Aliya İzzet Begoviç yaşamış olsaydı, hala yaşarmış olsaydı bu kadar sevilir miydi? Yani şimdi çok seviliyor, kitapları çok okunuyor. Yaşasaydı, hayatta olsaydı bu kadar sevilir miydi? Hani siz Evet. baştan dediniz ya, Yok, ben düşündüm. insanın... Affedersin, düşündüm. Ali İzzet Begoviç kendisi sevinirdi mi? Ali İzzet Begoviç sevinmezdi. Ama okuyanlar sevinirdi. Evet, Sevilir sevinirdi. miydi? Yani sevilir miydi bu kadar çok Ali İzzet Begoviç? Maalesef, İnsanlar affedersin. tarafından sevilir miydi? Eğer yaşamış olsaydı. Cumhurbaşkanı olmazsaydı bilemiyorum ne cevap vereyim. Metin hocam siz... Mesela o güçlü bir adamdı. Yazıları çok lezzetli ve çok çok anlamlı. Çok anlamlı. Ama sevmek, sevilmemek bence o yerini tuttu ve de hem siyasetçi olarak kendisini gösterdi ve anlamlı bir siyaset ve de dünyaya çok güzel bir paradigma oldu. Evet. Evet. Anladım. Şimdi eğer doğrudan cevap vermek istiyorsan vereyim, yani sevilmezdi çünkü Müslümanlar genelde ölüleri daha çok sever, hayatta olanları sevmez. Fakat bir mesele daha var. Yani şu anda da Ali İzzet Begoviç'i çoğu insan sevmiyor yani. Müslümanlar kafalarında Ali İzzet Begoviç kimliği arkasında kendisini gizliyor. Yani şimdi mesela Ali İzzet Begoviç'le hem yönetimde olan hem yönetime karşı olan Ali İzzet Begoviç şey olarak, paradigma olarak Ali İzzet Begoviç'i alıyor. Yoksa öyle değil yani. Ali İzzet Begoviç'in yani bu kadar her kesim tarafından, özellikle Türkiye için, yani buralarda öyle değil. Buralarda herkes sevmiyor. Yani hani sevenler var. Fakat öyle her kesim işte işine geldiği zaman Ali Ezzet Begoviç olarak ön plana çıkartılıyor. Öyle bir şey yok. Ve Feuerbach'ın bir sözü var. Yani eğer herkes seviyorsa o zaman insanda kalite yoktur. Yani. Evet, çok teşekkür Ama bir şey Metin kardeşim. Mesela görüyorsun ki biz Müslümanlarda bazen o anda zamanı yakalamak çok zor yakalıyoruz. Yalnız başkalardan bir zaman gelince bir şey oluyor. Mesela ya anında belki de evde çok güzel bir Muhammed Ali olurdun. Ama anında boksta dişlerini kırıyorsun bir insan, anında bütün insanlar seviyorlar. Bunu eleştiri için yapmıyorum, Ali için konuşmuyorum. Affedersin, bu çok güzel anlayın. Tabii ki onu hem seviyordum hem anlıyordum ve de geziyorduk kahvede, çayda. Bazen affedersiniz kızıyorduk da konuşmakta. Ama şimdi o rahmetli oldu. Neden? Düşüncelerden dolayı. Düşüncelerden dolayı. Mesela maalesef Müslümanlar Bosna'da Üsküp'ü az biliyordular. Buradaki Müslümanlar az biliyordu. Türkiye'de biz birbirlerimizi az biliyorduk. Bundan dolayı bu daha çok önemli. Ali İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin, adam bir büyük adam.
Mesela öyle bir siyasetçi Balkan'da olmak çok zor. Balkanlar zor bir ülke. Tam siyasetçi dediniz ve az önce de şey dediniz İsmail Hocam, Cumhurbaşkanı olmasaydı ve sustunuz. Peki yani dünya Müslümanları Aliye İzzetbegoviç'i, Bosna'daki Müslümanları, daha doğrusu Balkanlardaki Müslümanları savaştan dolayı tanıdı. Metin Hocam bunu baştan söyledi yani. Türkiye'deki kardeşlerimiz de bizden haberdar değillerdi yani. Biz de Aliye İzzetbegoviç'i bütün dünyadaki Müslümanlar gibi savaş esnasında daha çok tanıdık yani. Evet, bir mütefekkir bir adam, fikir sahibi bir adam, müellif, aynı zamanda bir ordu generali gibi ortaya çıktı. Bir devlet başkanı, bir lider olarak ortaya çıktı yani. Biz Aliye İzzetbegoviç'in her yönünü tanıdık. En azından öyle tanıdık yani. Peki bir kıyaslama yaparsak İsmail Hocam, yani Aliye İzzetbegoviç olarak de lider olarak olan vasıflar ne var ki günümüz liderlerinde öyle vasıflar yok mesela? Yani günümüz İslam dünyasındaki lider dediğimiz insanlardaki eksiklikler, noksanlıklar veya Aliye İzzetbegoviç'te olup da günümüz liderlerinde olmayan vasıflar, nitelikler nedir mesela? Siz bizatihi kendiniz Aliye İzzetbegoviç'te uzun zaman geçirmiş bir insan olarak. Rahmetli İzzetbegoviç, birincisi bakın bir mümin olarak kendisi Müslüman, entelektüel, Batı kitapları okuyan, tercüme eden, yazı yazan, secdeye belini bu Anlıyorum. anlayı koyan, Allah'a korkan bir adam. Tabii ki diğerleri her defa daha iyi anlar. Bunlar kızmasınlar. Ve kendisi de bazen mecbur olmasaydı belki de siyasete girmezdi. Şartlar Mecbur. belki zorladı. Mecbur. Ve budur bir an olarak bence. Tabii siyasete Avrupa'da, Balkan'da öyle bir siyaset yaptı ki çoğu sustu. Anlıyor, hakkı göstermek, öyle güzel bir dil kullandı ki hepsi ona cevap vermezdi. Tabii ki yalnız güçlüler, güçlü o güçlülere karşıydı ama güçlü değildi. Metin Hocam bir şey ekler misiniz bu konuda? Diğer Yani bir ben noktaya. eklemesem olur. Benim kanaatime göre bugünkü Müslüman liderlerde olmayan Ali İzzetbegoviç'te o zaman da olan ekiptir. Yani Ali İzzetbegoviç ekip kurmuştur. Bugün dünyadaki Müslümanlar Allah vermesin yani Azrail Aleyhisselam gelirse yani arkadan kim gelecek belli değil. Evet. Peki, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son bir soru ve bu soruyla da inşallah bu akşamki sohbetimizi neticelendireceğiz inşallah. Günümüzde Balkan Müslümanları ile ilgili şu anda yaşadığımız sıkıntılar veya işte 90 öncesi Yugoslavya Müslümanları ile bir kıyaslama yaptığımızda günümüz Balkan Müslümanları ne durumda İsmail Hocam? Genel olarak hocam. Ben hiç durmadan Allah'a dua ediyorum. Daha fazla 24 saat uyku yapalım. Az mı uyuyoruz hocam? Ama affedersiniz Müslümanlar ne bileyim bilemiyorum. Çok cevap bu soru korkunç bir soru. Ya, çok kolay ama hayat var burada, memat var burada. Annelerimiz, anneler var, çocuklar var. Mesela onun için diyorum zor. Zor. Belki de cevapsız olsa çok daha iyi olur. Peki. Metin Hocam. Yani durum tabii ki dünyanın her tarafında olduğu gibi Balkanlarda da İslam'ın yaşanması ve İslam düşüncesi belirli bir kriz içerisinde bulunmaktadır. Fakat iyi yapılan işler de var.
İşte kitap sevgisi var, sanat sevgisi var, din sevgisi var, değişik oluşumlar var, işte ister yardımlaşma, dayanışma konuları var. Yetişen yeni nesiller var dünyanın birçok yerinden gelip. Tabii ki bunların artık dünyada böyle ferdi, şahsi davetin kanaatimce işi bitmiştir. Müessesevi davet konusunda biraz zaafımız var. Dünya çapında güçlü müesseselerimiz yok. Yani fertler bizim toplumlarda genelde kendi güçleri olabilir ama müessese güçlü değilse fertlerin gücü diğer müesseselerin, karşıda olan müesseselerin karşısında hiç kalır. Onun için müesseselerin güçlendirilmesi gerekmektedir. İster formel müesseselerin, işte ister Diyanet İşleri Başkanlığı, ister devlet olsun, ister ne bileyim değişik diğer müesseseler, ister aformel olan şeyler, işte cemaatler, dernekler, NGO'lar, yani sivil teşkilatlı, sivil toplum teşkilatları, bunların güçlü olarak kurulması lazım, desteklenmesi lazım. Yani başka yerden desteklenmesi manasında demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani biz insan olarak, yani ve emruhum şura beynehum, yani ekiplerin kurulması ilerisi için zannediyorum ki önemli meselelerden birisi olacaktır. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. 21. asır maneviyat asrıdır. Maddi düşüncenin, materyalist, maddiyetçi düşüncenin ömrü bitmiştir dünyada. Manevi spiritüalizm konularına özellikle iyi düşünmemiz lazım. Dünya o tarafa yönüyor. Teşekkür ederim. Metin canım çok affedersin, özür dilerim. Keşke tabii ki burada bir sevgi vardı ki bundan dolayı Logos'u kurduk. Benim bir dostum da Adnan'la. Tabii ki bunu düşünerek ve de önemli. Ama bazen skeptisizm tutuyor ve de var ya Søren Kierkegaard'ınız korku ve titreş anları hiç durmadan hissediyorum. Ama özür dilerim ya ki lütfen Metin Bey devam et. Yok, Tabiriz. o kadar, ben söyledim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Lütfen. İsmail Hocam, son olarak ne söylersiniz? Son cümlenizi alalım. Az konuşun, daha fazla susun, dua edelim. Bazen ağlayalım ve de güçlü olalım. Başka bir şey yok. İnsanı sevelim. Bunu sevmek insanı tabii ki çok çok mistik olduğundan böyle. Teşekkür ederim. Başka soruyu sormayın lütfen. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Metin Hocam, son olarak siz ne söylersiniz? Yani ben de teşekkür ediyorum. Cihan Numa gönüldaşlarımıza özellikle bizleri sabırla dinlediklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'yi yani Türkiye'nin manevi sınırları içerisinde olan, yani ben maddi sınırları pek sevmiyorum. Yani Türkiye'nin manevi sınırları içerisinde olan tüm insanları kendimizden çok seviyoruz. Gönüldaşlarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız ve Türkiye genel olarak iyi olursa biz de iyiyiz inşallah. İyi oluruz inşallah. Teşekkür ederim. Peki. Hem İsmail Hoca'ya hem de Metin Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sevgili Cihan Numa gönüldaşları, bu akşamki sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Bizi sabırla dinleyip seyrettiğiniz için Allah hepinizden de razı olsun. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum.